Şiddet o hale gelmiştir ki bir hekimin ya da sağlık çalışanının şiddet görmesi haber değeriyle taşımamaktadır. Sağlık çalışanları tükenmişlik ve korku içinde sağlık hizmeti sunmaya çalışmaktadır. Haftanın 7 günü 24 saat hizmet veren sağlık çalışanlarının bu kadar şiddete uğradığı, değersizleştirildiği, yaptığı işin basite indirgendiği, güvencesizleştirildiği, ekonomik olarak fakirleştiği, mobbinge uğradığı bir dönem olmamıştır. Şiddetin bu kadar artması, 2002 yılından itibaren uygulanan sağlıkta dönüşüm projesinin neden olduğu kışkırtılmış sağlık politikalarının sonucudur. Sağlıktaki şiddet ortamı kader değildir. Bu önlenebilir bir durumdur. Hasta ve yakınlarının taleplerinin karşılanmadığı, idari ya da sisteme dair bir tıkanıklıkla karşılaştıkları ya da tıbbın gerektirdiği her şey yapıldığı halde olumsuz bir tıbbi durumun ortaya çıktığı ilk anda sağlık hizmeti sunanlara karşı öldürmelere varan şiddet girişimlerine başvurması olağan bir sürecin sonucu değildir. Bu tutum, bu saldırganlık, bu vahim tablo sürdürülebilir hiç değildir. Tekrar ediyoruz. Bu şiddet önlenebilir. En üst düzeyde şiddetin kınanması ile şiddet uygulayanlara sıfır tolerans gösterilmesi ile şiddete karşı önerdiğimiz yasa tasarısı ile bu şiddet önlenebilir. Şiddetin önlenmesi için 5 acil tedbir önerimiz şunlardır. Türk Tabipler Birliği'nin hazırladığı sağlıkta şiddet yasa tasarısı hızla yasallaşsın. İş sağlığı ve güvenliği kanunu etkin olarak uygulansın. Muayene randevuları hastaya yeterli süre ayrılacak şekilde düzenlensin. Acil servislerde sadece acil hastalara hizmet verilsin. Birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilsin, seks zinciri uygulansın. Biz hekim, diş hekimi, eczacı, veteriner, psikolog, biyolog, hemşire, laborant, sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen, sağlık memuru, ebe, acil tıp teknisyeni, anestezi teknisyeni, radyoloji teknisyeni, çevre sağlığı teknisyeni, onkoloji teknisyeni, optisyen firmasına ve sağlık hakkına sahip çıkıp sağlıktaki şiddetin kendisine ve hastalarına zarar verdiğini düşünen yurttaşlarımızla birlikte 15 Mart Pazar günü Ankara'da Büyük Beyaz Miting'de buluşuyoruz. Ve buradan da tüm halkımızı tekrar 15 Mart'ta sağlık çalışanlarıyla beraber Ankara'da Büyük Beyaz Miting'de olmaya çağırıyoruz.